Hikmet Baba, baş başa buraya geldiler. Ben de buradayım. Hep beraber yaslandayız. Nasıl olacak bu işler? He? Beni niye hep salak yerine koyuyor sizin bu sülale? Babür oğlum, neler saçmalıyorsun sen yine? Yok öyle bir şey, yanlış demişler sana. Sakın dolduruşa gelme. Yahu daha dün kız istedik herife, niye yapsın böyle bir şey? İşte tanı oğlunu. Ama beni de tanı. Beni de tanı. Artık kredisini cehennemde veririm ona. Yazık oldu. Pazartesi ödemeye başlayacaktık oysa ki. Tamam tamam, kapat sen. Ben Fırat'la bir konuşayım, dönerim sana. Fırat, ne işler çeviriyorsun lan sen, yaslan da onu Narin'le. Baba Narin annesiyle kardeşinin öldüğünü öğrenmiş. Buraya gelip mezarlığı ziyaret etmek istedi. Ben de onu yalnız bırakmak istemedim. Ulan, ulan sen o karının dadısı mısın? Sana ne? Neyin o kız senin? Ne sıfatla işini gücünü bırakıp karını takılıp ta oralara kadar gidiyorsun? Tamam baba, gereksiz bir tartışmaya girmeyelim lütfen. Hem şu an müsait değilim, gel. Geldiğim zaman yüzle konuşuruz. Ulan, ulan Sermet krediyi ödemekten vazgeçti. Ayrıca oraya seni deşmeye geliyor. Daha ne diyeyim ben sana? Benim hiçbir şey umurumda değil baba. Sen düşün. Koru bakalım şimdi beni o sınırsız gücünle Babür Efendi'den. Yıllarca seni ben korudum, sıra sende. Narin. Narin. Eyvallah. Abi hoş geldin. Ama önce gözünü seveyim, beni bir dinle. Abi. Çıkın lan! Hadi et aldım bak, salata falan da yapacağım. Sen aç karnına uyudun mu yoksa? Narin. Selamünaleyküm birader. Hayırdır? Misafirin mi var? Hı? Çok merak ettim, bu seferki hatun kim? Gençliğinde az toplamadım seni karı koynundan. Ulan ne değişik adamsın be. İlik gibi kıza nişan yapıyorsun ama hala aklın fikrin pislikte. Sana ne? Şimdi çık git evimden. Bana ne mi? Bana ne mi? He? Bana ne mi? Abi. Narin abla burada değil. Fırat abi gelirken otele bıraktı onu. Ne unuttun Fırat? Abla, çabuk eşyalarını topla, otele götüreceğim seni. Ne? Senin burada ne işin var be? Abla bak, bu sefer soru sorma, gözünü seveyim. Sermet abim bir iki dakikaya burada olur, seni bu evde görürse yanarız. Görürse görsün ya. Hesap mı vereceğim ona, ne saçmalık bu? Gitsene buradan. Abla, bak. Eğer seni götürmezsem, Fırat abinin vebali ikimizin de boynunda olur. Bayıltmam falan bile gerekse götüreceğim seni buradan. Abim buraya gelecek. Fırat abi ona, o ona. Olaylar nereye gider bilmiyorum güzel ablacığım. Abim bu vakte kadar zapt ettim. Artık tutabileceğimi zannetmiyorum yani. Ne diyorsun lan? Abi,
İnanmıyorsan gidelim. Otelde gözünden gör yani. Fırat abi buraya gelirken yolda indirdi Naren ablayı. Yerleştirdi otele. Buraya tek başına geldi. Sana en büyük yeminleri ederim abi. Oğlum, şimdi beni sakin sakin dinle. Fırat iş için gelecekti oraya. Kızın da anası danası mı ne ölmüş? Yanına katmışlar Fırat'ın bir başına gelmesin diye. Senin sandığın gibi değilmiş olay. Rahat bırak oğlumu. Bana bak. Benim asabımı bozma. Her türlü silerim seni. Son sözüm bu. 8-10 adamım var orada. O anında indirirler bir yanlışın olursa. Duydun mu beni? Çizmeyi aşma. Tamam da, tamam. Otelde mi şimdi Narin Hanım? Sana ne? Sana ne? Bana bak serseri. O kızı rahat bırak. Sen hala neden rahatsız ediyorsun onu? Yıllardır bitmedin bu saplantın. Ben mi rahatsız ediyorum bari? Hı? Ben mi rahatsız ediyorum? Sana laf anlatmaya çalışan da kapat zaten. Ulan ne psikopat adamsın. Bana bak Fırat. Efendilik etmişsin, kızı otele bırakmışsın. Ama senin ciğerini bilirim ben. Anlaşıldı. Senin ciğerini eline vermeden olmayacak. Bak, Fırat abi de yanlış anlaşılmak istemez yani. Irmak ablayla da aynı söz kesmiş. Bu çirkin yakıştırmalar bir şekilde kulağına gitse sözü atar yani. Hiç hoş olmaz. Tamam lan. Öğrendi mi kız annesiyle olanları? Abi kız bütün gün mezarlıklarda ağladı durdu. Hani yaptığın o kadar da hoş değildi abi yani. Çarparım Ali. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.